Demek yarın gidiyorsun aşkım. Evet Cafer Bey. Bir bilinmeze gidiyorum. Öyle deme aşkım. Her şey çok iyi olacak. İnşallah. Hadi gel. Seni gayet resmi bir şekilde öpüp iyi yolculuklar dileyim. Hop. Tamam bu kadar. Böyle kontrollü bir arkadaşlık. Ne kadar güzel değil mi? Ya ne demezsiniz Şahin amca. Ondan sonra Juan Rosemary'ye ikinci kez baktı. Genç adamın bakışlarındaki riyakarlık adeta paçalarından akıyordu. Sanki bakışlarında hey bebek ben seni paran için seviyorum. Yoksa var ya 2 dakika yanında durursam tüm Guatemala yüzüme tükürsün bakışı vardı. Rosemary teyze, seni de elimden kaçırırsam var ya, hayatta başkasını bulamam bakışı vardı. Çünkü Rosemary 40'ına çoktan merdiven dayamıştı. Şimdi Juan'ın bakışlarında nereye döndün o 20 küp altını hadi söyle. Söyle de altınları alıp kaçayım bakışı vardı. Kim bilir hangi lanet olası ağacın altına gömmüştü onca küp altını. Var ya... O altınların yerini bir öğrense yapacağını biliyordu Juan. Yaramaz seni. Ama domuzun Rosemary'si ser veriyor sır vermiyordu. Ne zaman konuyu açmaya kalksa Rosemary kontür soruyla karşısına geliyor. Ne zaman basacaksın nikah bana diyordu. Lanet olsun. Juan adeta kapana kısılmıştı. Rosemary ise bakalım bende altın filan olmadığını öğrenince ne yapacak bakışıyla Juan'a baktı. Salak Juan hala bu bakışa uyanamamıştı. Ne kadar aptaldı Juan. Hala Rosemary'nin suratına aptal aptal bakıp duruyordu. Zehra Hanım, biraz konuşabilir miyiz? Geliyorum hemen yaramaz. Ablası bunu tut. Siz kızlar devam edin ben şimdi geliyorum. Hatta mı gidiyoruz? Hatta mı gidiyoruz Kerem? Gel. Gel bakalım Kemal amca gelmiş gel bakalım. Özür dilerim böldüm ama konu çok önemli. Önemli mi? Hı hı. Ne iş yapmam gerektiğine karar verdim Zehra Hanım. Ay hayırlı olsun Kemal Bey. Bunu da ilk sizinle paylaşmayı istedim. Canım. Çok teşekkür ederim. Aa, ne kadar enteresan. Kızım. Yarabbim. Demir aklı şeyler.